Bu süzme yoğurdumun içine koyuyorum. Süzme yoğurdun içine gördüğünüz gibi burada sarımsak, bir sarımsağımızı var. Püre haline getirdik. Sarımsaklarımızı bunun içine koyuyoruz. İnce ince kıyılmış böyle bir maydanozumuz var. Bunları da içine koyuyoruz. Ne kadar isterseniz. Dereotu da olabilir. Ama maydanozu ben tercih edin diyorum. Maydanozda demir de var biliyorsunuz. Dereotunda ne var hocam ya? Dereotunda da bir sürü yeşil olduğu için demir onda da var. Ha, var yani. Bir koku olarak bir tad olarak da farklı. Ama dereotunu tiroid hastalarının tüketmesini pek fazla istemeyiz. Ha, okay. Yani hipotiroidi yani tiroid az çalışanlar için. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz Demet Hanım. Bu güzel size inanılmaz bir mayonez tadı verecek. Sarımsak, şimdi, aynen çok basit bir şekilde ama istiyorsanız dediğim gibi birazcık tuz atabilirsiniz. Şimdi olay şöyle. Enginarımızı biraz önce gösterdiğim şekilde haşladınız. Bakın bunu ters çeviriyorum. Bu şekilde. Bismillah diyorum. Şuradan buraları biraz daha sert kabukludur ama şuradan geliyorum alıyorum. Bakın şunu çıkarttım. Şu kısmı esas liflerin ve vitamin mineral depoları burada. Bunu alıyorum. Buraya bu şekilde bandırıyorum ve çekerek değil mi? Tabii dişlerimle. Hmm. Bakın ağzımda küçücük bir parça geldi buradan. Bunu tabii buraya koyuyorum. Sıyırıyorsun yani dişinizle sıyırıyorsun. Evet şimdi bakın bir doymamız için 20 dakika geçmesi lazım. Şimdi siz bunların bitirinceye kadar en az 40 dakika geçireceksiniz. Bakın yine buradan soyuyorum. Size hazırlayayım mı bir tane? Ben merak ettim hocam ya. Ben canın çekti değil mi? Canım çekti hocam. Buyur Yaşar. Ver bak hocam bir tane bana ver. Gerçekten inanılmaz. Şaka gibi. Bak. Sıyıracaksınız. Sıyıracaksınız. Şu kısımdan itibaren sıyıracaksınız. Küçücük bir çok şey lezzetli ama. Abi. Bir kere tat. Bayağı bir dinle. Bir kere tat. Sıyırınca bak. Sıyır. Hani sanki o çikolatayı çekiyormuş gibi içine. Hmm. Vallahi güzel. Ama benim dediğimde buralar da yeniyordu hocam. Ama oraları yiyebiliriz ama çok sert oralar. Orayı püre haline getirirsiniz. Bakın buradan buna gördüğünüz gibi buradan alıyorum. Full sarımsak geldi ağzıma. Teşekkür olsun. Ederim. İyi günler. Olsun. Yaşar abiciğim buyur. Çok faydalı. Bir tane de stüdyo şefimize verelim de. O çok evet o canı çekti onu da. Evet. Kulaklığı düşmesi. Bak, evet güzel. Bir tane de Sevil Hanım'a rica etsem alabilirse. Hakikaten şu anda enginar. Bakın. Sonra da içini yiyeceğiz. Kaç kişi bir lokma? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sizler yok içeriden yediniz. Şimdi bunları yedik. Bunu bitirinceye kadar ne kadar zaman geçer biliyor musunuz? Gerçekten 40 dakikayı geçirirsiniz. Zaten. Yani zaten. En sonunda da orta kısmı, bakın daha hala bitmedi. Bu havuç ve bunları da tüketebilirsiniz. Bunlar da haşlanmış sebzeler oldu. Ama buradaki amaç buna lezzet vermesi için yaptık. Hmm. Ortadaki enginarın da orta kısmının da bir kılçıkları oluyor onların. Onu da soyup ortasını da tüketiyorsunuz. Yani sadece ortasını satın almayın. Bu şekilde koçanıyla alın. İnanılmaz lezzetli hale getirirsiniz. Bir koçan yediniz. Aldığınız kalori 60 kalori. Hiçbir şey. Yoğurtta da hadi şu kadar bandırdığınız için 100 kaloriyi geçmiyor. Yani 100 kalori demek 5-6 tane kesme şeker demek. Ne sıyırdılar? Güzel ne mi? Daha vereyim mi? İstiyor musunuz? Vallahi biraz daha yumuşak kısmından vereyim. Buyurun.